Merhabalar. Vezir fedalı partilerle devam ediyoruz ve inceleyeceğimiz parti 1860 yılına ait. Geçmişi olmayanın geleceği de olamaz tabii ki. Beyazlar Schulder, siyah ise Budden ve E4, E5, F3, D6. Günümüzde çok tercih edilmiyor. Fili 4 defans ve beyaz burada D4, fil C4 gibi girişken hamlelerle devam ediyor. Partimizde ise C3 kötü bir hamle. Çünkü siyahı rahatsız eden bir tarafı yok. Artı B1'deki atın ideal çıkış karesi C3'ü de kapatmış oldu. Ve C3'e siyahtan da bir ayrı sert bir yanıt F5. Hem F dikeyini açmaya yönelik ve de E4 piyonuna saldıran bir hamle. Fil C4. Fil C4'e at F6. Hemen F4 karışık taktik imkanlar verirdi beyaza. At alır E5. DE5'e de vezir H5. Bunlar özellikle çocuklarımızın tabii çok sevdiği numaralar. G6'ya vezir E5 var. At F6 oynamıştı siyah burada. Ve D4. Şimdi FE4. F3'teki at istekte. Ve beyazın tercihi DE5. At G5 de olabilirdi. At G5'e siyah F7 tehdidinden çekilmezdi. Çünkü merkezde bir aile üstün. At F7'ye, at F7'ye, vezir E7, at H8'e de D5. Böyle çok partiler var geçmişte oynanmış. Fil B3'e D3. Siyah at da çıkamıyor şu anda. Bir ayrı iyi konumda. Şimdi partide D5 oynanmıştı. Yalnız siyah başladı merkezde kırışmaya. Tabii ki onun avantajı olacak. D5'e EF3, EF6, şimdi vezir F6. Burada tabii siyah açgözlülük yaparsa FG2'ye F7 ara hamlesi var. Şah çekiyor. Şah D7'ye de vezir G4, şah C6, vezir G2, şah ortalıkta. Beyaz tabii ki çok üstün. Vezir F6'ya vezir F3 de olabilirdi. Vezir F3'e vezir F3, GF3. Burada tabii ki duble piyon yüzünden ve piyonlar çok zayıf, H piyonu da zayıf. Siyah tabii ki iyidir. Vezir F6'ya o yüzden GF3 vezir değişimini yapmak istemiyor. Ve at C6, işte siyah at güzel bir kareye gelirken beyaz ata henüz C3 karesinden dolayı çıkış yapamıyor. Önce fili sonra atı çıkmak zorunda hatta. F4 at E5'i kesiyor. Fil D7, fil E3, uzun roka at D2. Ve beyaz şah henüz merkezde. Kale E8. Kaleler açık atları sever. D dikeyi yerine E dikeyini tercih ediyor. Vezir F3 ve D7'deki fil daha etkin bir konum. Merkez kareleri denetliyor. Burada beyazın kısa rok atması zaten düşünülemez. Uzun rok soru. Çünkü F5'teki fil beyaz şahı şimdiden cendereye almış gibi. Ki uzun rok atılan konumlarda genelde beyaz şah B1 önlem hamlesi deriz. Onu da yapabiliyor.
Burada fil D5 önerilebilirdi. F5 karesindeki fili değişme fikriyle, C6'daki atı alıp orayı parçalama fikriyle. Fakat uzun rok soru demiştik. Şimdi D5. Artık burada parti bitiyor. Çünkü D5 fili istiyor. Fil D5'e de neredeyse her kombinezon kitabında olan temalardan benim hiç gerçek turnuva partilerinde böyle bir fırsatım olmadı. Böyle bir mat yapamadım. Vezir C3, vezir fedası ve BC3'e de klasik çift filin oluşturduğu mat, fil A3 ve mat.